Ruh estetiği sanatında illüzyonların yeri çok önemli. İllüzyonları bilirsek burnumuzu daha iyi değerlendirebiliriz. Aynı zamanda her hekimin illüzyonları bilmesi gerekli. Bunlarla ilgili bazı örnekler vermek istiyorum. Yandaki şekilde gördüğünüz gibi bir yapının büyüklüğünü kıyas belirler. Büyük gözüken turuncu top, etrafındaki küçük toplar nedeniyle öyle gözükmektedir. Halbuki her iki turuncu top aynıdır. Bu aynen buruna uygulanır. Eğer dudaklarınız ince ise aynı şekilde gözüktüğü gibi burnunuz turuncu top gibi büyük gözükecektir. Yandaki şekilde gördüğünüz gibi her iki çizgi, kırmızı çizgi eşit olmasına rağmen, paralel olmasına rağmen sanki eğrilmiş gibi gözüküyorlar. Bunu yaratan tamamen bir illüzyon, görsel bir aldanma. Etrafındaki çizgilenmeler böyle bir illüzyon yaratıyor. Bu burun için de çok önemli. Eğer burnunuzun kenarlarında ya da üstünde kötü mimik çizgileriniz varsa burun sırtınız tam simetrik ve düzgün gözükmez. Sanki eğriliyormuş gibi bir hava verir. Çaresi de basittir aslında. Burun botoksu ile simetrik bir buruna sahip olunabilir. Yandaki şekilde gördüğünüz burun ve taban illüzyonu yine önemli illüzyonlardan bir tanesi. Her iki şeklin üst kenarı birbirine aynı olmasına rağmen biz birini daha uzun görüyoruz. Buna burun ve taban illüzyonu diyoruz. Buruna uygulanan şekli şöyledir. Eğer burun tabanınız geniş ise burun çatınız da geniş gözükür. Burun tabanınız daraldıkça burun çatınıza hiçbir şey yapılmasa bile dar gözükür. Bu bir illüzyondur. Burun için önemli illüzyonlardan bir tanesi en ve boy illüzyonudur. İnsan gözü eşit uzunluktaki iki cismi en ve boya göre farklı algılar. Dik olarak duran cisim daha uzun algılanır. Örneğin bu şapkanın uzunluğu ene göre daha fazla algılanmaktadır. Eşit olmasına rağmen. Bunun buruna uygulanması da oldukça ilginçtir. Burnum uzun diye gelen hastaların burun eninin de örneğin kanatlar arasındaki genişliğinde fazla olduğunu fark ederiz. Fakat hastaya ikna etmekte genellikle zorluk çekeriz çünkü görsel illüzyon nedeniyle hasta sadece burnunun uzun ve büyük olduğunu düşünür. Enini fark etmez. Yine önemli illüzyonlardan bir tanesi bu daire illüzyonu. Bazen gerçek olmadığı halde bazı kişiler burun uçlarının simetrik olmadığını düşünürler. Özellikle burun ucundaki çizgilerin yanlış yapılanması böyle bir his verebilir. Şekilde gördüğünüz gibi daire aslına bakarsanız yamuk olan, eğri gözüken daire aslında simetrik ve düzgün bir dairedir. Ama etraftaki yapılar o daireyi tam olarak algılamamızı engeller. Işık reflesi burun estetiği sanatında çok önemli. Şurada görüldüğü gibi kaşların bitim yerinden burun ucuna doğru bir ışık reflesi geliyor. Özellikle çektiğimiz fotoğraflarda ya da karşıdan cephe ışığı geldiği zaman bu refle doğrudan burun estetiğini ilgilendirir. Şuradan takip ettiğimiz zaman refleyi kalemle çiziyorum şimdi. Şurada hastamızın burnunda ışık reflesi biraz eğriliyor. Buraya kadar devam ediyor. Tabii bu açıdan gördüğümüz ışık reflesi bu. Diğer açıdan da aynı ışık reflesini karşı tarafta görmemiz gerekli. Tam şurada bir parlama var. Bu parlama ideal, normal bir parlama. Bunun tam karşısında da benzer bir parlamayı görebilmemiz lazım. Aynı zamanda doğru ışık ile şurada da bir parlama görülür. Ve bu üç nokta birleştirildiği zaman eşkenar üçgen olması gerekli. Işık reflesi burun estetiği sanatında en önemli konulardan birisidir. Burun sırtındaki ışık reflesinin birbirine simetrik ve paralel olması gerekli iyi bir burun estetiği için. Aynı şekilde karşı taraftaki burun ucu reflesinin de burada olması gerekli. Bu ışık reflesi, burun altı ışık reflesi ile bir eşkenar üçgen oluşturduğu zaman ideal bir burun estetiği gerçekleşmiş olur. Burun estetiği sanatında oranlar
Altın oranlar ve karşılaştırmalar, ölçümler çok önemli. Bunlara birkaç örnek vermek istiyorum. Burun projeksiyonu dediğimiz şu yükseklik ile burun dudak mesafeniz eğer birbirine yakın olursa hem burnunuz daha güzel gözükür hem de dudak çevreniz daha güzel gözükür. Onun dışında alttan baktığımız zaman burun tabanında şöyle bir üçgen oluşturması gerekli yapıların. Ve bu üçgen içerisine burun deliklerinin ve burun ucunun simetrik ve eşit bir şekilde yerleşmesi şart. Burun tek başına bir organ olarak değerlendirilmemeli, etraftaki yapılarla son derece yakından ilişkisi var. Örneklerden bir tanesi, göz iç kenarı ile burun kanadı arasındaki uyum. Bunların aynı çizgide olması gerekli. Burun ile kaş arasında bir ilişki var. Bu ışık reflesinin kaşla birlikte akması çok önemli. Işık reflesi vermese bile kaş ve burnun bu şekilde bir ilişkisinin olması burnu ve kaşları daha güzel gösterir. Burunu değerlendirirken en önemli noktalardan bir tanesi bu burun kökündeki N noktası. Bu N noktasında belirgin bir açı olması gerekli. Bunun ne çok derin ne de çok dolu olmasını tercih ederiz. Eğer bu ideal açı olursa gözler daha iyi gözükür. Bu açının yeri o kadar kritiktir ki yükselmesi ya da alçalması tamamen burnunuzun boyunu belirler. Burun altında iki tane açı olması gerekli. Burun, dudak açısı ve şu şekilde burun altı ile burun ucu arasındaki açı. Bu iki açının varlığı buruna estetik ve doğal bir görüntü verir. Tek açı yapay bir görüntü oluşturacaktır. Bir başka nokta, burun ortasındaki yan profilden gözüken şu yapı, yumuşak doku yapısı. 2 milimetre kadar gözükmesi normaldir. 2 milimetreden fazla olması ya da az olması burun estetiğini bozar, yapaylaştırır. Burun deliklerimiz elips şeklinde olmalı ve tam ortasından bir cetvelle geçirdiğimiz zaman alt ve üst yarı birbirine eşit olmalı. İdeal burun deliği estetiği bu şekildedir.